Bugün sadece Tertere değil, Adama'da saldırı düzenledi. Az önce o bilgi son dakika gelişmesi olarak da ekranlarınızda yerini almıştı değerli izleyiciler. Adama düzenlenen saldırıda biri gazeteci, 4 kişi yaralandı demiştik. Yaralanan gazeteci AS Televizyonu muhabiri Anar Şuşalı. Şimdi onunla konuşacağız. Sayın Şuşalı, Anar Şuşalı, çok geçmiş olsun. Nedir durumunuz? Bize anlatır mısınız olup biteni? Teşekkür ederim. Deməli, biz haber ilettiler ki, Ağdamın Bənövşələr qəsəbəsində erməni silahlı birləşmələri hava topları və füzələrdən ateşə tutublar. Biz həmən olay yerinə getdik ki, o görüntüləri kameraya alaq və tüm dünyaya çatdıraq. Biz çatdığımız an ermənilərin hava topu bizdən 20 metrə irəlidə düşdü. Və bütün hər şey dumana döndü, bütün hər yer dumana döndü. Mən qadın qışqırığı eşitdim və yaxınlaşdım həmən evə, gördüm bir yaşlı bir koca uzanıb yerə və mən insanlıq edərək onu yardım elədim, onu kömək elədim. Çöldə bir maşın var idi, maşına əyləşdi və onu hastanəyə çatdırdıq. Hastanəyə çatdıranda məlum oldu ki, mənim də qıl damar ifadə etmiş və orada həkimlər kontrolü aldılar. Şu an durumunuz tam olaraq nedir? Sağlıq durumunuz? Sağlıq durumum şu an iyidir. Yəni doktorlar tədavi yapıyor. Yaxşıyam. Şükürlər olsun, yaxşıyam. Hastanədə tədavi altındasınız. Evet, evet. Peki, bu arada sizin gibi saldırıya maruz kalan başka meslektaşlarımız da oldu. Terter'de evet, bir pamuk fabrikasına yönelik bir saldırı düzenlendi yine Ermenistan tarafından, roketli saldırı ve Haber Global ekibi de o esnada oradaydı ve canlı yayında Ela Sezen aktarırken olup biteni bir havan topu daha isabet etti o bölgeye ve hızla oradan uzaklaştırıldılar. Yaralanan çok şükür bir arkadaşımız yok orada ama basın mensuplarına yönelik, gazetecilere, televizyonculara yönelik düzenlenen bir saldırı söz konusu artık galiba Ermenistan tarafından. Siz o bölgede görev yapıyorsunuz, savaş muhabirisiniz, sizin sezgileriniz son derece güçlü haliyle. Neler söylersiniz bu noktada? Evet, Ermeni silahlı birleşmeleri yani haincesine sivil insanlara saldırıyor. Gazetede, televizyon muhabirlerine, işçilerine saldırıyor. Çünkü Ermeni Silahlı Birleşmeleri Azerbaycan Savunma Bakanlığından çok zayıf. Yani bunlar o güçsüzlüğü hissettiğinden sonra ancak sivil insanlar ve gazeteciler artık hedefledir. Yani bütün bunlara bakmayarak bizim Savunma Bakanı karşılık vererek onları geri otuzduruyor ve işgal altında olan topraklarımızı azat ediyor. Peki saldırı anında tam olarak ne yaşadınız, neredeydiniz, ne yapıyordunuz o esnada ve nasıl o saldırıya maruz kaldınız? Onları biraz daha anlatır mısınız? Çekim yapmak istiyorduk çünkü hemen hisseye yeni gelmiştik biz. Yani kameramızı hazırlayıp çekim yapmak istiyorduk ki bizim de yan tarafımıza hava bombasına düştü ve bizi aparan masın da tamamıyla berbat hala düştü. Sizinle birlikte 4 kişi daha yaralandı yani toplamda. Evet, onların Bənövşələr sakinlerler. 3 kadın biz de ben. Yani biz ben o yaşlı kadın vardı, ona kömək yardım ettik. Onu aparım hastaneye. Ve onun masını otuzdurdum, apardım hastaneye. Peki onların sağlık durumlarına ilişkin bir bilgin var mı? Şimdi şükürler olsun iyiydi, yaxşıdır. Sıkıntı yok. Hayatı söz konusu değil. Tehlikesi yoktu. Peki. Tabii kameraman arkadaşınız da sizinle birlikteydi haliyle. Onda bir sıkıntı oldu mu? Bir yaralanma söz konusu Hayır, mu? Hayır. Onda şükürler olsun ki onda hiçbir sıkıntı olmadı. Tedaviniz ne kadar sürecek peki? Ayağınızdan yaralandığınızı biliyoruz. Bacağınızdan yaralandığınızı biliyoruz ama. Tedavimi ben sürmesine bakmayacağım. Çünkü benim görevim burada hain düşməni, çirkin əməllərini çəkmək və dünyaya göstərmək tabii ki ən böyük arzum da askerlərimizlə birlikdə Şuşaya bayrağı dikmək. Yəni ben yaralı olsam da ben mənim məqsədim, amacım budur ki askerlərlə mən Şuşaya bayrağı dikəcəm. Çünki Şuşa mənim vatanımdır. Şuşa mənim
doğulduğum torpaqdır. Xankəndi mənim doğulduğum torpaqdır. Mən də əskərləri burada, askerləri yarım bırakıp gedəsi deyiləm. Yəni mən davam deyib görəmlə davam edəcəm. Adamı anlatır mısınız bize biraz? Saldırıyı yaşadığınız o bölgeyi. Çünkü Ermenistan o bölgeye yönelik uzunca bir süredir saldırı gerçekleştirmeye devam ediyor. Ve siz de o saldırılardan birine maruz kaldınız. O bölgeyi anlatır mısınız bize? Hal-hazırda da Ermeni silahlı birleşmeleri Adam'ın kent, köy ve kasabalarını ateş altında saklayıp daim onları ateşe məruz koyurlar. Dünden bugünə cəbhə bölgəsinə 300-dən çox mərmi düşdü. O mərmilərin 30-dan çoxu Ağdamın köy və kasabalarına düşdü. Bizim bənövşələr olduğumuz köydə isə bugün tamam ondan çox füzələr və hava topları düşdü. Yəni bütün bunlara baxmayaraq sivil insanlar moralini pozmurlar. Çünki sivil insanlarımız Ali Baş Komandamıza güvenir ve ordumuza güvenir, Azerbaycan askerine güvenir ve onlar da askerlerimizin arkasında dayanıklar. Ağırlıklı olarak aslında Ermenistan tarafından düzenlenen o saldırıların sivillere yönelik olduğunu görüyoruz. Yani daha çok Azerbaycan evet. ordusunun karşısına çıkmıyor, sivillere yönelik, savunmasız sivillere yönelik gece vakti bile bir saldırı düzenleyebiliyor. Adam da saldırılara maruz kalan bölgelerden bir tanesi. Peki o noktada sivillerde tabii Ermenistan'ın oluşturmaya çalıştırdığı şey hep başından bu yana bunu konuşuyoruz ve konuklarımız da özellikle bunu vurguluyor. Bir karışıklık oluşturmaya çalışıyor ve bir tepki oluşturmaya çalışıyor. Özellikle de siviller üzerinde de o etkiyi bırakmak amacı taşıyor Ermenistan diye konuşuyoruz. Böyle yorumlar yapılıyor. Peki başarılı olabiliyor mu sizce? Çünkü bizim buradan gördüğümüz herkes son derece soğukkanlı. O bölgede yaşayan siviller ve kararlılıkları da tam görünüyor. Hayır. Ermeni siyasi rehberliği başarı olmuyor. Çünkü Azerbaycan askeri siz de söylediğiniz gibi Ermeniye askerinden çok güçlü, bizim silah, arsenal bazamız çok güçlü. Ermeniler bütün bunları görür ve onlar karma karşılık yaratmak için sivilleri hedef alıyorlar. Yalnız bütün bunlara, ben yine söylüyorum, bütün bunlara bakmayarak siviller öz köylerini, kasabalarını terk etmirler. Her biri öz gündelik işlerini görürler. Ekin tersin için görür. Arısı arı için görür. Tamamıyla bütün siviller hamısı öz evlerindedir. Çünkü onların karşısında güçlü Azerbaycan ordusu var. Ve onlar emindiler ki həmin Azerbaycan ordusu askerlerimiz işgalda olan bütün torpaqlarımızı yakın günlerde, yakın zamanlarda tamamıyla azad edecekler. Peki bölgede görev yapan basın kuruluşları üzerinden devam edecek olursak ağırlıklı olarak biz Türk medyasının, Türk basın mensubu kuruluşlarının orada görev yaptığını biliyoruz. Uluslararası bir medyaya ilişkin orada bir gözleminiz oldu mu onların bu olayları ne kadar duyurduğu ya da ne kadar duyurmadığı konusunda? Ben hadiseler ceryan edilen anlam, hadiselerin baş verdiği anlam. Ancak qayran röportajlarda olmuşam, yani belə deyək, təhlükəli yerlerde olduğuma göre özümü ve qıraq insanları belə deyək, orada görməmişəm. Ona göre de onlarla mən rastlaşmadığım için yani tamamıyla ondan habersizim. Yani yüzü kusura bakmayın. Peki biz ağırlıklı olarak Türk medyasının yani Azerbaycan'dan ve Türkiye'den basın mensuplarının başından bu yana o olup biteni takip ettiğini. Türk evet. medyası bütünlüğüyle buradadır. Yani evet. onlardan arkadaşım da var aralarında. Onlar hepsi buradadır. Yani Türk medyasını görmüşsün. Yani Türkiye'ye de hemen medya üzvlerine de bize manevi destek olduğuna göre biz medya işçilere de teşekkür ederiz ki çünkü Türk medyası bütünlüğüyle TV, radyo, gazeteler her zaman bizim yanımızda oldular. Evet, uluslararası medyanın tavrı da bu noktada eleştiriliyor. Çok geçmiş olsun bir kez daha Anar Şuşalı. YouTube kanalımıza abone olun.